Daha sonra bundan çıkıyorum ve kör komutlarına geçiyorum. Kör komutları, daha önce bahsettim zaten kör komutları nedir? Şunu silelim. Delete diyorum. Bu şekilde silme işlemimi gerçekleştirdim. Kör komutları uzayda 3 boyutlu olarak tanımlanan komutlardır. Ama ben bir şey unuttum. Skeç'e giriyorum. Tekrar Home'a giriyorum. En önemli kısmı atladım. Ölçülendirme ve ilişkilendirme. Ben şimdi burada bir çizgi çizmek istiyorum. Bir nesne oluşturmak istiyorum. Hatta bunu profile ile yapalım. Daha kolay olsun. Bu şekilde ben bir şeyler oluşturdum. Hatta şurasını trimlemek istiyorum. Yani budama işlemi, daha önce bahsetmiştim. Budadım. Burada ölçülendirmeden bahsedeceğim. Ölçülendirme, normalde bildiğimiz ölçülendirme, solidde bildiğimiz ölçülendirme nasıldır? Fit dimension diyorum. Burada ölçülendirme var ama ilk önce bunları silelim isterseniz. Home kısmına geliyorum. Daha sonra buradan ölçülendirmeyi seçiyorum. Buradan delete'e basarak ölçülendirmemi siliyorum. Ölçülendirmemi silinmiş oluyor. Bakın, burada zaten kendileri ilişki vermiş. Bu ilişki ne demek? Burada bu şekilde bir şey görüyorsunuz. Bu ne demek? Bu yatay olduğu anlamına geliyor bunun. Buna tıklarsam eğer, buna tıkladım. Daha sonra buna tıkladıktan sonra kendisi otomatik olarak veriyor. Eğer vermezse ne yapabilirim? Mesela buna tıklıyorum bu çizgiyi. Bunun dikey, yatay hangisi olmasını istiyorsam ona tıkladığım zaman, bakın şekil bozulacak ama buna bir yataylık veriyorum. Evet, yataylık verince şeklim bu şekilde oldu. Geri alıyorum. Geri aldığımda aynı parçam bu şekildeydi. Yatay olarak o şekilde oldu. Sağ tıkladım. Bu sefer diklik vermek istiyorum. Diklik verince bu şekilde bir bozulma oldu. Tekrar geri alıyorum. Yani buradan bunları vererek parçamızın aslında ölçülendirme yaptığımızda bozulmamasını, bir ölçülendirmede değişiklik yaptığımız zaman diğer parçalara düzgün olarak yansımasını sağlamış oluyoruz. Mesela burada olmaz ama ben bu parçayı seçiyorum, bu çizgiyi seçiyorum, bunu seçiyorum. Bakın burada tanjantlık var. Tanjantlığı seçtiğim zaman bu buna tanjant oluyor. Yani bu gibi şeyleri de yapabiliriz. Tekrar geri alıyorum. Peki bakıyorum, eğer bozulma olmuyorsa deneyerek de yapabilirsiniz. Bu bir tanjanttır. Buna göre tanjant olmuştur.
Özellikle ölçülendirmede bunlar önem arz ediyor. Çünkü ölçülendirme yaptığımız zaman eğer diklik tanjantlık verirsek belirli bir kısmın ölçüsünü verdiğimiz zaman diğerleri de otomatik olarak ölçülendirilmiş oluyor. Ve ölçülendirme yaparken şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Solid'de ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Ölçüsüne bakıyoruz. Ama böyle bir şey olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü bu uzayda çiziyoruz biz bunu. Uzayda konumunun belli olması gerekiyor. Uzayda konumunun belli olması için bunu X'e ve Y'ye göre ölçülendirmemiz, konumlandırmamız gerekiyor. Mesela ben buradaki line'ı seçtim. Neye göre ölçülendirmem gerekiyor? Buna paralel olan hangi şeyim varsa ona göre. X'ime göre ben bunu ölçülendiriyorum. Eğer bir süre uzun tutarsanız üzerinde zaten 3 nokta çıkar. 3 noktada hangi seçenekler olduğuna göre seçim yapabilirsiniz hangisini istiyorsanız. Ben bunu bu şekilde ölçülendirdim. Daha sonra bu parçayı, bu line'ı ölçülendirmek istiyorum. Bunu seçtim. Geldim. Y'ye göre ölçülendirmek istiyorum bunu. Bakın üzerinde tuttum. 3 nokta çıktı. Tekrar göstereyim. Ve şuna dikkat edin. Kırmızı çıktığı zaman seçin. Eğer kırmızı çıkmazsa orta noktası ya da başlangıç bitiş noktasını seçebilirsiniz. Kırmızı olduğu zaman seçiminiz gerçekleştirmiştir. Şimdi Y'ye uzun tuttum. 3 nokta çıktı. Bunu seçtiğim zaman hangisine göre seçim yapacağımı soruyor. Ben Y'ye göre ölçülendirmek istiyorum. Geliyorum bunu Y'ye göre ölçülendirdim. Ölçülendirme işlemini böyle yapıyorum dik ve yataylarda. Peki ben arklarda ya da dairelerde şeylerde nasıl yapacağım ölçülendirme işlemini? Geldim. Bakın sarı çıktığı zaman orta noktasını tutuyor. Bu olmaması gerekiyor. Ve bunlar da üzerine geldiğiniz zaman bunun yani bunun şey noktası, orta noktası neresiyse orası gözüküyor. Bakın yukarıda sarı olarak bunu tuttuğum zaman çıkan bir işaret var. Ben oraya geliyorum. Oraya geldiğim zaman zaten sarı olarak hangi kısmı ölçülendireceğim belli oluyor. Arc Center diyor. Tıklıyorum. Bunu bu şekilde ölçülendirdim. Peki bu yeterli mi? Hayır. Tekrar ben buraya geliyorum. Bunu X'e göre ölçüsünü veriyorum. Eğer fazladan bir işlem yaparsak zaten burada hata verecek. Fakat şu an fazladan bir işlem yapmadığımız için bu şekilde ölçülendirmemizi yapmış olduk. Peki şurada bir tane dik ya da yatay olmayan bir çizgimiz var. Bunu nasıl ölçülendireceğiz? Tekrar tıklıyorum buna. Daha sonra ben orijin noktamı seçiyorum. Orijin noktamı seçiyorum. Seçtikten sonra burada bu şekilde bir ölçülendirme yapıyorum. Daha sonra ben bunun orijine göre uzaklığını buldum. Peki kaç dereceyle bu çizim yapılmış? Bunu bulmak istiyorum. Bunun için Y'ye geldim. Durdum. Gördüm zaten Y aksis olduğunu. Buradan ölçülendirme yaptım. Bakın, ölçülendirme yaptığım bütün her şey yeşil olarak çıkmış bulundu. Bu şekilde ölçülendirme yapabiliyoruz. Yani doğru olan ölçülendirme zaten bu şekilde. Çünkü uzayda hangi konumda bunu belirlememiz lazım. Eğer ki mesela biz bunun ölçüsünü uzaya göre verdik. Tamam.
Bunu seçip daha sonra buradaki line'ı seçersek arasındaki uzaklığı belirleyebiliriz. Bu da doğru bir ölçülendirme. Bunu yine uzaya göre yani x ve y noktasına göre yapabiliriz. Ya da bunu belirlediğimiz için x'e ve y'ye göre koordinatını verdiğimiz için buna göre de yapabiliriz. Fark eden bir şey olmayacak. Ama çünkü bunlar paralel birbirine. İkisi de dik. Eğer ki bunu ya da bunu y'ye göre ölçülendirmemişsem, ikisi arasında ölçü verirsem bu yanlış. Yani şöyle yanlış. Yaptığımız değişiklikler bozulabilir. Yani biz bu parçanın bozulmadan bir ölçüsünü değiştirdiğimiz zaman bu parça bozulmadan diğer parçaların da ölçüsünün değişmesini istiyoruz. Bunun için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Daha sonra yine skeç diyorum. Buradan kör kısmına geçiyorum. Kör kısmı daha önce çok kez bahsettim. Uzayda üç boyutlu olarak geometri oluşturuyoruz. Ve bu yaptığımız geometriler buradaki ürün ağacımızda skeçteki gibi hani skeçte bir sürü işlem yapıyorduk tek bir skeç olarak gözüküyordu. Ama burada öyle değil. Burada yaptığımız işlemler tek tek gözüküyor. Mesela ben bir line oluşturuyorum. Line oluşturduğum zaman bakın okey diyorum. Burada line çıktı. Başka bir line daha oluşturmak istiyorum. İkinci bir line burada çıktı. Ama skeçte öyle değildi. Ben bunları tekrar siliyorum. Line'dan başlayalım o zaman. Sketch'teki line'a benzer bir şekilde iki noktayı seçip buradan bir line oluşturabiliyorum. Ya da buradan yani burada infinite zaten bütün işlemleri yapıyor. Daha sonra x'e göre bir line oluşturuyorum. Yani x noktasına göre bir line oluşturdum ben. X'e paralel olarak. Buradan değiştirip y'ye paralel olarak bir line oluşturabiliyorum. Z'ye paralel olarak bir line oluşturabiliyorum. Tanjant bir şeyi tanjant olarak oluşturabiliyorum. Normal buradan seçip bu şekilde line oluşturabiliyorum. Line komutumuz bu şekilde. Daha sonra point komutuna gelelim. Point komutunda infinite point. Bunun altındaki bütün işlemlerin aslında yapabildiği infinite point. Yani bütün işlemleri yapabiliyor. Cursor location tıkladığımızda herhangi bir yere ya da ölçü vererek nokta oluşturabiliyoruz biz. Buradan ölçülerimizi verebiliyoruz. Yani x'e göre nerede olsun, y'ye göre nerede olsun, z'ye göre nerede olsun. Bu şekilde nokta oluşturabiliyoruz. Okeyledim. Noktamı oluşturdum. Daha sonra exciting point ekranda tanımlı bir noktamızı seçmeye yarar. Yani burada ekranda kaç tane tanımlı noktamız var? Birisi orijin noktamız, diğeri ise önceki oluşturduğumuz noktamız. Daha başka bir seçim yapamıyorum. Sadece bu noktaları seçmemi sağlıyor bu. Endpoint. Curve'ün line çizelim. Okey dedim. Endpoint bunun başlangıç ve bitiş noktasını yakalayarak nokta oluşturuyor. Control point. Başlangıç noktası, bitiş noktası ve orta noktasına hangisine yakın tıklarsak ona göre nokta oluşturuyor. Intersection point, kesişim noktasında nokta yani iki doğrunun
kesiştiği yerde nokta oluşturuyor. Öyle diyeyim. Burada seçersek Control point atladım. Control point spline'ın üzerindeki noktaları seçmemize yarıyor. Point'e tıkladım. Contraction point spline'ın üzerinde nerede şey çizdiysek oradaki noktaları seçmemize yarar. Daha sonra Arc Ellipse Center. Bu orta noktayı dairemizin, arkımızın orta noktasını seçmemizi sağlar. Angle on Arc Ellipse. Bir nokta belirleyip açı vererek nokta oluşturabiliriz burada. Şu şekilde arc çizelim hemen. Bir arc çizdik. Okey. Burada bir yer belirliyorum. Sıfır dedik. Burada mesela 60 dersem bu buradaki buraya gider. Eksi 60 dersek buradaki yani eksi 60 derecede bir nokta oluşturur. Bu çizimimize göre zaten eksi artı olarak da oluşturabilirsiniz. Point on curve. Burada curve'de istediğimiz yere nokta atmamızı sağlar. Burada geldim. Bir tane curve'ümde istediğim yere nokta attım. Daha sonra burada kaç milimetre uzunluğunda mesela ben buraya 45 milimetre uzunluğunda diyeyim. 45 milimetre sonra nokta atsın istiyorum. Apply dediğim zaman 45 milimetre sonra noktamı attım. Burada yüzde olarak hani %50'sinde, %30'unda hangi yapar? İlk önce curve'ümü seçmem gerekiyor. %30'unda dedim. %30'unda oluştursun. Burasını da oluşturuyor. Bu şekilde nokta oluşturabiliyoruz. Daha sonra between two points iki nokta arasına nokta oluşturuyor. Şöyle aslında buradan da gösterebilirim. Between two points. Şimdi ben bir bu noktayı seçiyorum. Bir bu noktayı seçiyorum. Bunun orta noktasına noktamızı 60 bulunuyor. Burada mesela location %50 diyor. Ben burada %30 dersem birinci tıkladığım noktanın %30'una 60 oluyor bu noktamı. %70 dersem birinci noktamın %70'ine 60 oluyor. Spline pole. Spline pole çizdiğimiz spline'ın pole şeklinde yani kutuplu çizdiğimiz spline'ın kutup noktalarını seçmemizi sağlıyor. Çizdim. Buradan ilk noktam burasıymış. Bu şekilde kutup noktalarını seçmemizi sağlıyor. Noktada bu şekilde arc circle. Burada zaten arc circle'da 3 skeçtekine benziyor. 3 nokta vererek
ark oluşturuyorum. Bu şekilde ya da bu şekilde nasıl ark oluşturmak istersem. Orta nokta, merkez noktasını veriyorum. Şöyle merkez noktasını veriyorum. Radyusun derecesini veriyorum. 30 derece. Bu şekilde, pardon, radyus 30. Böyle bir radyus oluşturuyor. Tabii bunun için ilk önce nokta seçmemiz gerekiyor. Merkez noktasını seçmemiz gerekiyor. Yani bir nokta oluşmuş olması gerekiyor. Circle komutumuz da bu şekilde. Studio Spline zaten burada anlattık Studio Spline'ı. Kutup noktalarını oluşturarak bir Studio Spline oluşturabiliriz. Burada zaten derecemiz 5. 5'ten en az bir fazla nokta seçmemiz gerekiyor Spline'ımızın oluşması için. Bu şekilde Z'de spline oluşturabilirim. Yani bu Z'de oluşmuş bir spline X'e Y'ye taşma yapmamış oluyor. Eğer bunu seçersek. X'i seçip ben bir spline oluşturursam eğer X'ten X üzerinde spline oluşturmuş oluyorum. Başka yere taşmış, taşma yapmıyor. Cancel diyorum. Tekrar giriyorum. Z üzerinde oluşturmak istiyorum ben. Bu şekilde oluşturdum. Bu yaptığımız sadece Z üzerinde. Başka bir yere taşma yapmamış oluyor. Bu şekilde zaten buradan seçebiliriz. Buradan derecesini arttırıp azaltabiliriz. Simetrik bir şekilde yapabiliriz. Plane üzerine yapabiliriz. Bu şekilde Studio Spline'ımızda. Daha sonra Helix. Buna girmek istiyorum. Burada bir helix oluşturmak için bir tane nokta belirliyorum. Noktamı belirledikten sonra bu noktamı taşıyabilirim. Şu şekilde taşıyayım. Bir tane nokta belirliyorum ben. O noktaya göre o noktadan oluşturuyorum. Burada çap ve yarı çap belirleyebilirim. Mesela ben 20 ya da 30 yarı çaplı bir helis oluşturmak istedim. Enterladım. Bakın. Burada yapmış olduğu derece bu noktaya göre bir derece veriyor. Daha sonra buradan kaç milimetre olmasını istiyorum? 50. 50 milimetrede limit 100. Bunu 200 yaparsak eğer 200 milimetrede bu şekilde bir helis oluşturdu. Hemen bunları tekrar temizliyorum. Karışmaması için. Helis oluşturmak istedim tekrar. Bu sefer çaptan oluşturmak istedim. Burada lineer bir şekilde artabiliyor. Mesela start 10, 10 dediğim zaman, geri 5 dediğim zaman lineer bir şekilde artma oluşturuyor. Kübik bir şekilde artma oluşturmak istediğim zaman, mesela şunu 30 yapayım. Bakın, burası 30 milimetre, burası ise 6 milimetre uzunluğunda, birbiri arasındaki uzunluk 6 milimetre uzunluğunda oluyor. Bu şekilde yani kübik şey yapabilirim, parçaları yapabilirim. Bu şekilde bir helis oluşturabilirim. Süremizin sonuna geldik sanırım.
Daha sonraki yarın da saat 3'te aynı şekilde eğitimimize devam ederiz. Burada anlatmak istediğim daha text komutu var. Text komutunu anlattıktan sonra bu sefer katı model oluşturmaya, katı model içerisindeki şu şekilde katı model içerisindeki komutları burada revolve yapmaya, delik açmaya, trim katı model üzerindeki chamfer vermeyi, katı modeli taşımaya vesaire bu komutlara giriş yapacağız. Bu komutları anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.